Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Oley.com Salim Manav'la Anadolu Ateşi'ni sunar. Kazanmanın sesi, bahsin adresi. Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenler. Anadolu Ateşi başladı, programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatmamızı yapalım. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz de mutlu olurum sevgili dinleyenler. Programımız içerisinde sorularınızı gönderebilirsiniz. Sorularınızı cevaplayacağız. Birazdan programımızın ilk bölümünde hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Altın Ordu'nun tecrübeli oyuncusu Ahmet İlhan olacak. Ahmet İlhan gollerine ve asistlerine devam ediyor. Altın Ordu takımı son 5 haftada 4 galibiyet 1 beraberlik elde etti. Küme düşme potasındaydı, uzun süre kazanamamışlardı. Sonrasında seri galibiyetler başladı. Bu haftada deplasmanda Eyüpspor'la deplasmanda 2-2 berabere kaldılar. Zor bir deplasmandı. Eyüpspor deplasmanından 1 puanla dönen taraftı Altın Ordu takımı sevgili dinleyenler. Ligin altı da üstü de inanılmaz heyecana gebe. Bunu da paylaşalım. Özellikle hem ilk 2 adına, playoff adına, küme düşme potasında önemli kulüpler, önemli camialar yarışıyor. Bu noktada da keyifli olduğunu düşünüyorum. Birinci ligin bu alanda Süper Lig'e oranla. Hattımızda şu anda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Ahmet İlhan Özek. Ahmet İlhan, hoş geldin. Merhaba, nasılsın? Merhaba, teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Geçtiğimiz hafta da bağlantı yapmıştık. Önemli puanlar almaya devam ediyorsunuz. Son 5 hafta 4 galibiyet 1 beraberlik. Eyüp maçında da geriden geldiniz. Önemli bir puan hanenize yazıldı. Hatta kazanmışçasına da sevindiniz. Son dakikada kaçan bir pozisyon vardı. Rakibinizin kaçırdığı bir pozisyon vardı. Kaleci Ali Emre de gayet iyi bir performans ortaya koydu. 5 haftayla ilgili Eyüp Spor üzerinden neler söylersin? Evet, tabii öncelikle gidişatımızdan çok memnunuz. Çünkü ligde bize yakışmayan konumdayız. Üst üste mağlubiyetler aldık. Seri mağlubiyetler aldık. Bu da takımın psikolojisini bozdu tabii. İster istemez etkilendik. Yani genç kardeşlerimiz olsun, bizler olalım. İster istemez etkilendik tabii kötü gidişatta. Ama sonra bir toparlanma sürecine girdik. Son 4 maçta 4 galibiyet almıştık Eyüpspor maçına kadar. Eyüpspor maçı da çok önemliydi ve biliyoruz ki çok zorlu bir maçtı. Çünkü şampiyonluğa kurulan bir kadroları var. Yani gerçekten çok para harcayan bir ekip. Ama biz mütevazi kadromuzda genç kardeşlerimizle birlikte bütçesi düşük takımla büyük takımlara karşı kafa tutmaya çalışıyoruz tabii. Eyüpspor'da zor bir deplasmandı bu açıdan. Güçlü ekip futbolcuları var. Kaliteli futbolcuları var. Yani maçtan önce açıkçası söyleselerdi bir puan, seve seve kabul ederdik yani, bu aşikar. Ama maça gelince evet, kötü bir başlangıç yaptık. 1-0 geride kapattık ilk yarıyı. Sonra ikinci yarıda toparlandık ve 2-1 öne geçtik. Ve kazanabileceğimiz maçtı aslında. Son dakikalarda bir gol yedik. Maç 2-2 bitti. Baktığınız zaman bir puan çok sevindirici. Ama öne geçtiğimiz maçta bir puan almak tabii üzüyor ister istemez. Ama gidişatımız iyi. Son 5 maç 4 galibiyet bir beraberlik. İnşallah bu iyi gidişatımızı önümüzdeki hafta içeride evimizde oynayacağımız Manisa maçında sürdürmek istiyoruz. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Ahmet İlhan, sohbetimiz devam ediyor. Ahmet İlhan, dün Hüseyin Aroğlu ile ilgili de yapmış olduğum bir paylaşım vardı. Hüseyin Hoca'yla ilgili duygu ve düşüncelerini paylaştın sosyal medya hesabın Instagram'da. Hoca ile ilgili genel yorumun ne olur, neler söylersin? Şimdi şöyle söyleyeyim, gerçekten çok güzel bir diyalogumuz var hocamızla. Ben buraya transfer olurken de o şekilde gerçekleşmişti. 33 yaşında buraya transfer oldum. Yani genç kardeşlerimizin yanına bir abi olarak beni getirdiler ve sezon başında anlaştığımız zaman Hüseyin Hocam bana şey demişti, tam benim stilime uygun bir oyuncusun ve göreceksin 10 gol atacaksın demişti en az. Ben de dedim ki hocam, dedi, bu kadar büyük beklentiye girmeyin. Yani ben bir sezonda 5'ten fazla golüm yok dedim, yani hani o kadar golcü bir kanat oyuncusu değilim ben. Ben sana çok güveniyorum falan.
derken işte geçen sezon 10 gol 8 asiste katkıda bulundum. Bu sezonda 11 gol oldu. Çok şükür onun bana güvencini de boşa çıkarmadım. Her zaman da söylüyor yani bana çok güvendiğini belli ediyor. Zaten bu futbolcu için çok önemli bir şeydir. Ben de bu güvenle ve bu samimi duygularla çıkılan bu yolda gerçekten kendimi daha rahat, daha iyi hissediyorum. Ve futbolcu kendini iyi hissettiği zaman çok daha iyi oynuyor. Çok daha iyi performans veriyor. Tabii Hüseyin Hoca'nın bence gerçekten emeği çok büyük. O yüzden bu yani iletişimle alakalı zaten daha çok. Yani iletişimimiz gerçekten çok güzel. Birbirimizin dilinden çok iyi anlıyoruz. Her şeye açık, yeniliğe açık, öğrenmeye açık hala. Bizler de öyle, 34 yaşındayım ama Hüseyin Hocam'dan hala çok şeyler öğreniyorum. Dün bu iyi gidişatın sonunda ve bana güvenci son 5 maçta 4 gol 1 asist yaptım, takımıma katkıda bulundum. Onun güveni sayesinde oldu gerçekten. Ben de bunu o şekilde duygularımı paylaşmak istemiştim dün Instagram hesabımdan. Samimi duygularımdı yani. Bu arada Altın Ordu kulübündesin. Altın Ordu kulübünün de farklı yönleri var diğer oynadığın kulüplere göre. Burada da az önce de ifade ettiğin gibi takımda abi konumundasın. Genç oyuncuların sizinle ilgili algısı çok çok olumlu. İlerleyen süreçte düşünüyor musun teknik direktörlüğü? Evet tabii planlamaların arasında var. O bittikten sonra teknik direktör olmayı düşünüyorum. Hayallerim arasında var. Ve bunu da başarabileceğimi düşünüyorum. Yani hem kendime güveniyorum, hem bilgi birikimime güveniyorum. Hem de çalıştığım hocalarından çok şeyler öğrendim. Hepsinden öğreniyorum. Halen daha öğreniyorum yani. Bu doğrultuda çalışmalarımı sürdürüyorum zaten ilerisi için. Ama ilerisini konuşmak için biraz erken. Çünkü Allah izin verirse ben 2-3 yıl daha futbol oynamak istiyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Fiziksel anlamda da öyle. Yani inşallah futbol bittikten sonra düşünelim bunları ya. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Ahmet İlhan, sohbetimiz devam ediyor. Ahmet, özellikle son 5 haftalık süreç çok çok olumlu. Bu süreçte de ilk kez geçtiğimiz hafta konuşmuştuk, ligde çok fazla berabere kalmıyor demiştik Altın Ordu için. Bir beraberliğiniz vardı, bu ikinci beraberlik oldu. Evet, geçen hafta sormanız gerekiyormuş bu soruyu demek ki. Uğurlu geldi biraz. Yani beraberlik demiştim. Geçen hafta bir röportajımda da söylemiştim. Gerçekten beraberlikler de çok önemli. Biz bu zamana kadar sadece bir beraberliğimiz vardı. Mağlup olduğumuz maçlardan yani 4 veya 5 beraberlik de alabilseydik çok daha farklı konumlardaydık. Bir puanın bile çok değerli olduğu haftalara girdik. Ve deplasmanda aldığımız bu bir puan, özellikle Eyüpspor camiasına aldığımız bu bir puan bizim için çok çok değerliydi. O yüzden galip gelmiş kadar sevindik yani açıkçası. Özellikle yani bu süreçte de, bir yıllık süreçte de kontrol ettiğimizde ayrılan oyuncular da var bir, bir buçuk yıllık süreçte. Bunların ayrılığı etkiledi mi? Mesela yakın zamanda Burak gitti, Enis gitti. Tabii ister istemez etkiledi. Çünkü sezon başına baktığımız zaman geçen seneden ilk 11'de oynayan 8 tane oyuncumuz ayrıldı. Tamamen yeni bir takım oluştu bu sezon başında. O yüzden zaten başlangıcımız çok iyi olmadı. Üst üste mağlubiyetler aldık. Çünkü bazı şeylerin öğrenilmesi biraz zaman alıyor. Özellikle genç kardeşlerimizle birlikte yola çıkıyoruz zaten her yıl olduğu gibi. Ama biliyorduk ki biz takımımız oturduğunda, taktik disiplinimiz oturduğunda çok daha iyi yerlere geleceğimizi biliyorduk. Ve bu da sonunda oturdu. Yani 7 mağlubiyetin üzerine çok güzel bir son 5 hafta geçirdik. Artık kolay kolay yenilmeyecek bir ekibiz biz artık. Takım olgusunu tamamen oturttuk diye düşünüyorum. Dediğim gibi yani ayrılan oyuncuların etkisi ilk haftalarda ciddi şekilde hissettik yani. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Ahmet İlhan, sohbetimiz devam ediyor. Ahmet, az önce de ifade ettin, kariyerindeki en fazla sayıya ulaştığın kulüplerden birisi Altın Ordu. Genellikle sağ kenar pozisyonundasın. Bu spor anlamındaki katkıyla ilgili neler söylersin? Hüseyin Hoca'nın dediklerine ilaveten. Ya tabii işte dediğim gibi futbolcu kendini iyi hissettiği zaman huzurlu olduğu yerde çok daha fazlasını verebiliyor. Ben de burada gerçekten hem takımdaki kardeşlerim olsun, takımdaki yaşlı arkadaşlarım olsun bana inanılmaz destek veriyorlar. Hocalarımız olsun. Yani gerçekten çok değer veriyorlar bana. Bunu çok net hissediyorum. Bu da beni tabii gururlandırıyor. Özellikle Altın Ordu
Spor Kulübü'nün bana bahşettiği kaptanlık mertebesi de benim için çok değerli. Çok onur verici bir şey. Yani 1923'te kurulan bu camiaya, Cumhuriyetleşik bu camiaya kaptanlık edebiliyorum. Bu benim için tabii ki de çok büyük bir onur. Bu da zaten beni kamçılayan en önemli etkenlerden birisi. Ve dediğim gibi çevremdeki insanların, takımdaki arkadaşlarımın, hocalarımın bana güvendiği, verdiği değer beni çok çok daha fazla motive ediyor açıkçası. Yani söyleyeceklerim bunlar ya. Seviyorum burayı, mutluyum burada. Çok teşekkür ederim değerli yorumların için Ahmet İlhan. Görüşmek üzere, hoşça kal, selamlar. Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum, kolay gelsin. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Ahmet İlhan Rüzeyk'te Altınordu'nun Ahmet İlhan bizlerle birlikteydi. Şimdi çok kısa bir ara, aranın ardından biz buradayız. Oley.com'un sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Kazanmanın sesi, bahsin adresi. Sevgili dinleyenler, yayınımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk bölümde konuğumuz Ahmet İlhan Özek'ti. İkinci bölümde hattımızda konuğumuz Cevdet Ünvar olacak. Cevdet Ünvar'la birlikte Süper Lig ve 1. Lig'i konuşacağız. Hattımızda konuğumuz Cevdet Ünvar. Cevdet abi, hoş geldin. Merhaba, nasılsın? Merhaba Salim, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim, iyi çalışmalar, kolay gelsin. Cevdet abi, Süper Lig ve 1. Lig'de heyecan devam ediyor. İstersen Süper Lig'le başlayalım. Hay hay. Yeni Malatya Spor Lig'e veda etti. Diğer 3 takım Altay, Çaykur Rizespor ve Göztepe yarış içerisinde. En yakın rakipleri, Altay'ın en yakın rakibi Giresunspor. Arada 10 puanlık bir fark var. Ne dersin? Ben tablonun değişeceğini düşünmüyorum. Ben de düşünmüyorum. Trabzonspor'un ligi şampiyon tamamlayacağını, Fenerbahçe'nin ligi ikinci sırada bitireceğini, kanaatim bu şekilde. Ne dersin, 32. haftada da önemli maçlar vardı. Konyaspor mağlup oldu Rizespor'a. Derbide kazanan Fenerbahçe'ydi. Beşiktaş yeni hocasıyla umut verdi. Aytemiz Alanyaspor'u farklı geçti. Trabzonspor Gaziantep maçlarından bir puanla döndü. Son 3 haftadır kazanamıyorlar. Hı-hı. Ne dersin? Evet, rehavet oldu mu Trabzon'da? Yani rehavet demeyelim de bu garantileme psikolojisi takım etkiliyor. Evet. Yani Gaziantep'te bunu gördük. İç saha maçlarında bunu görüyoruz. Bir an önce matematiksel olarak o erken puan farkını yakalamış olmasından dolayı hem şehirde hem Abdullah Hoca'da hem oyuncularda bir acaba korkusu oluyor ve ihtiyatlı oynuyorlar. İşte bu futbolun doğasına biraz aykırı bir durum olduğu için bu baskı oluşturuyor. Yani hemen homurtular yükseldi. Hemen Abdullah Avcı acaba bu kadar puan farkından farkı kapattıracak mı falan gibisine bir endişeli yorum yapanları bile görüyoruz ki bu doğru değil. Bu futbol, yani sahada 3 sonucun alınabildiği bir oyun. Onun için de zaten heyecanlı ve güzel. Ben Trabzonspor'un bu saatten sonra yani kaybetmesi için deli olması lazım. Her şey kendi elinde. Yani belki de bu hafta alacağı galibiyette rakiplerinin alacağı puan kayıpları olursa erken de ilan edebilir. Adana'ya şampiyon bir Trabzonspor da gelebilir ama yani sabırlı olmak gerekiyor. Yani her maçtan bir puan alsa dahi Trabzonspor'un şampiyon olacağı bir süreç önünde. Onun için çok endişeye gerek yok. Ama dediğim gibi şehirde oluşan inanılmaz bir an önce şampiyon olsun beklentisi psikolojik olarak oyuncuları da camiayı da çok etkiliyor sevgili Salim. Senin az önce ifade ettiğin gibi Konyaspor'un düşüşü de dikkat çekiyor. Her ne kadar onlar böyle zaman aralıklı kazanıp kaybettikleri maçlar olsa da Fenerbahçe'ye kaybettikten sonra bir ikinciliği kaybetme korkusunu onlarda oluştuğunu gördük. Evet. Fenerbahçe'nin de İsmail Kartal'la hem oyun olarak hem skor olarak hem sıralama olarak bir yükselişini görüyoruz ki bu çok önemli. Hatta İsmail Kartal mı Löw mü tartışması bile son dönemde en çok tartışılan konulardan birisi. Onun için ben şu anda küme düşme hattındaki takımların ki bunların içerisinde belki de
çok milimlik bir farkla Çaykur Rizespor'un kalma ümidi olur mu diye düşünmüştüm ama Giresunspor tabii önemli kritik maçları kazanmasıyla o puan farkını aştı. Yani bu 10 puanlık farkı kalan 6 haftada diğer rakiplerin kapatma şansı yok. Yani bir takım ligde kalma şansı olur mu diye düşündük ama onda da hem Kayserispor'un hem Giresunspor'un kazanmasıyla bu puan farkı açıldı ve önemli eşikteki maçlarda kazanamadı. Hem Rizespor hem iki İzmir temsilcisi. Onun için ben bu sıralamanın küme düşme hattındaki sıralamanın sen söylediğin gibi zirvede Trabzonspor'un, ikinci sırada da Fenerbahçe'nin bu formu yakaladıktan sonra bırakabileceklerini düşünmüyorum. Belki Beşiktaş'ın sıralaması üstlere doğru yükselebilir. Sen de dediğin gibi yeni gelen hoca bir kere psikolojik olarak çok etki etti. Yani oyuncuların saha içerisindeki diri mücadelesi, kazanma isteği ve gerçekten bizde normal uysal kenarda duran hocalar çok rağbet görmüyor. İşte Galatasaray'da Torrent tartışılıyor. Yani ama Beşiktaş'ın hocasında böyle bir agresif bir teknik direktör havasını görüyoruz. Yani mücadeleci, seyirci, ateşleyici, takım ateşleyici. Sanki yıllardır böyle bir hocayı arıyormuş gibi bir durum oldu. Ben Beşiktaş'ın gelecek yılın planlamasını yaptığını düşünüyorum. Gidecek kalacak oyuncuları da sanıyorum işte hoca değişikliğine bu kadar az hafta kalmışken yönelmelerin sebebin de o olduğunu düşünüyorum. Gidecek kalacak oyuncuları hoca gelsin bir an önce kadroda tutulacak oyuncular belirlesin. Eksik olan yerleri görsün diye böyle bir değişikliğe gittiler ki bu isabetli bir tercihti. Her ne kadar yani Beşiktaş'ta sezon sıralama olarak hiçbir taraftarının istediği yerde olmasa da artık gelecek yılın planlamasının hem Fenerbahçe'de hem Beşiktaş'ta mevcut hocalarla yapıldığını görüyorum. Ama şu anda Fenerbahçe'de İsmail Kartal gerçekten tırnaklarıyla bulunduğu yerde kalmayı hak ediyor. Futbolun hakkaniyeti yok derler. Ama insanların hakkaniyeti olmalı. Bence İsmail Kartal burada yeni sezonda takımın başında olmayı hak ediyor. Fenerbahçe zaten sürekli bu hoca sirkülasyonunu yaşadığı için maalesef Ali Koç geldiği günden bu yana şampiyonluk hayallerine yaklaşamadı. Geçen yılki o son maçta kaybettiği sezon hariç çok istenilen taraftarının heyecan duyduğu bir Fenerbahçe olmaktan uzak oldu. Onun için bence İsmail Kartal isminin devam etmesi lazım. Görüşüm bu şekilde. İsmail Kartal devam etmeli diyorsun. Evet. Gündemde önemli isimler de var Fenerbahçe'de hoca adayları arasında. Dinleyenlerimizle paylaşalım. Jesus gündemde. Jorge Jesus ve Löw gündemde. Löw ile ilgili olmadığına dair bilgiler paylaşıyor ama bana gelen bilgi... Ama Nuri Şahin de kafaları karıştırdı sevgili Salim. Evet. Gerek Galatasaray'da gerekse Antalya Spor'daki durumu yurt dışı da olabilir. Çünkü Nuri Şahin benim bildiğim 4-5 tane yabancı dil bilen birisi. Futbol kariyeri de başarılarla dolu. Hem Almanya'da hem İspanya'da genç teknik adamı, artık dilimiz bile eski futbolcu demeye varmıyor. Yeni teknik direktörümüze, ki ben o başladığı dönemde başarılı da daha olmamışken milli takım yeni hoca adayı diye söylemiştim. Beni yanıltmadığı için de ayrıca mutluyum Nuri Şahin'in. Yani Nuri Şahin önemli bir kariyer, bunu söyleyelim. Ben de aynı fikirdeyim, başarılı olacağını düşünüyorum. Evet, Adem Büyü'ye de benzer bir şans verilmişti ama o bu şansı tabii ki Yeni Malatyaspor'un hem kadro zafiyeti hem de yönetimsel yaşadıkları sıkıntılar, düşme hattının içinde olması, ki Antalyaspor'da benzer bir süreci yakındı. Nuri Şahin ilk haftalarda afalladı biraz ama sonrasında 10 maçlık bir seri yakaladı. Oldukça önemli. Ben Türk futbolunun böyle genç hocalar, işte Ömer Erdoğan olsun, Nuri Şahin olsun, böyle yeni hocaların çıkmış olmasından
acayip mutlu oluyorum. Yani Türk futbolu artık çemberi genişletmeli yani. Hep aynı isimler gidiyor geliyor. Sanki başka hocalar takımları çalıştıramazmış gibi böyle bir algı oluşturuluyor Türkiye'de. Bunu değiştiren yönetimlere gerçekten tebriklerimi iletiyorum. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Cevdet Ün var. Sohbetimiz devam ediyor. Cevdet abi, gelen sorular da var. Bunları da sormak istiyorum. Yunus Bey yazmış. Bir Galatasaraylı olarak İsmail Kartal devam derim. Lakin önümüzdeki sene iki maç kaybetsin kalsın diyenler, hocayla yollar neden ayrılmadı diye sorgular. Aynen Türk öyle. Hocalara, ülkemiz böyle. Türk hocalara güvenelim diyor. Doğru. Aynı fikirdeyim. Camia baskıları özellikle yerli hocaların üzerinde çok fazla. İşte evet. Şu an yani 13 puan fark ileride. İki maç daha kaybetsin. Abdullah Avcı gelecek yıl devam edip etmemesi tartışılıyor laflarını duyarız yani. Öyle. Yani onun yerinde yabancı bir hoca olsa 5'te 0 çekse hiçbir zaman onun gönderileceği falan konuşulmaz. Ama bizde evet, maalesef böyle bir yerli hocaya tahammülsüzlük var. Camialar çok sabırsız sevgili Salih. Doğru. Nihat Bey yazmış. Selam Salim Bey, Mesut Özil'in takıma maddi manevi yük olduğunu ve kadro dışı kararının çok yerinde bir karar olduğunu düşünüyorum. Bir de Fenerbahçe'de hoca kararı nasıl olmalıdır Cevdet Bey'e sorabilir misiniz? Az önce konuştuk. Mesut'la ilgili ne dersin? Evet, Mesut olsun, Gustav olsun, yani orada takımda düşünülmeyen oyuncular zaten kadroda yer alamıyorlar. Bunların aldığı süreler falan da çok az. Mesut'la ilgili tasarrufun da ben İsmail Kartal tarafından alındığını çok düşünmüyorum. Yani yönetim gelecek yıl Mesut'a açıkça şey diyor. Yani artık seni takımda düşünmüyoruz. Yani sen erkenden kendine yeni bir rota, kariyer planlamanı yap tarzı bir tavır takınmış durumda. Bunun Gustavo ile ilgili de olduğunu düşünüyorum. Yani bu bir kadro revizyonu içerisinde ki Mesut Özil'in zaten kadro dışı kalmasıyla takımda bir hem İsmail Kartal'ın kabul edilişi hem takım içerisinde işte Mert Hakan'ın yükselmesi, İrfan'ın performansının yükselmesi yani bunlar birden olan şeyler değil. Yani siz takımın en önemli sac ayağını sağ kenarına çıkarttığınız zaman bu takımda bir ekstra bir motivasyon sağlar, takım olgusunu oluşturur. Onun için ben Mesut Özil tavrının yönetimle birlikte alınan bir tavır olduğunu düşünüyorum. Ve Mesut'un da gerçekten beklentileri karşılamadığını hepimiz gördük. Yani kafasına futbolu bitirmiş bir Mesut var. Yani o Almanya'da Alman milli takımının formasını giyen, işte İspanya'da İngiltere'de çok önemli lig maçlarına çıkan, başarılar gösteren Mesut yoktu yani. İsmi geldi ama kendisini getiremedik. Futbol olarak Mesut Özil zaten takıma gerçek bir Mesut Özil olarak katkı vermiş olsaydı daha farklı olurdu. Çok daha farklı Fenerbahçe sıralaması görebilirdik. Takım olgusunda da bu farklılığı görebilirdik. Evet. Hem camia hem de taraftarlar Mesut Özil konusunda çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Ama onu buraya getiren de camianın beklentileriydi. Yani evet, işte Acun Ilıcalı'yı, Emre Belözoğlu'nu, işte yakınlıkları, evet, yukarıdan mesajları. Bu anlamda Mesut Özil'i tüm Fenerbahçe camiası evet, böyle büyük bir heyecanla bekledi. Ama o heyecanın karşılığını alamadığı için de şu an hayal kırıklığı da buna endeksli. Büyük bir hayal kırıklığı oldu. Cevdet abi, devam edelim. Kısa kısa cevaplarsan sevinirim. Çünkü sorular hay hay var. Hay hay. Mehmet Kaya yazmış. İyi yayınlar. İsmail Kartal'ın ikinci adam olmam duruşu ve Arda'yla olan diyaloğu, Arda Güler'le olan diyaloğu, 24 yıl önceki Fatih Terim Emre Belözoğlu birlikteliğini gösteriyor bana. O günleri anımsıyorum demiş. Mesajını iletmiş. Evet. Özgür Bey yazmış Instagram'dan. İyi yayınlar Salim abi. Cevdet abiye selamlar. Adana Demirspor'da Yunus'un bonservisi alınacak mı? Bana gelen bilgi alınmayacak abi. Evet. Yeni yıldız transferi var mı demiş. Saygılar, iyi yayınlar demiş. Son sorudan başlarsak Yunus, Emre Akbaba, bunlar Galatasaray'ın bedavadan elde ettiği yıldızlar olacak. Takıma monte ettiği, evet, yeni sezondaki transferler olacak.
kendi oyuncusuydu ama vermedikleri şansı bu oyuncular dışarıda. Okan geliyor. Okan Gocuk geliyor. Evet, evet. Okan Gocuk. Batuhan Şenmenemen'den geliyor. Olarak, üçüncü kaleci olabilir abi. Evet. Müthiş bir çıkış yaptı kiralık evet. gönderilen oyuncular. Onun için de ben Yunus'un gelecek Galatasaray'ın ilk 11'inde de yerinin olacağını düşünüyorum. Ve evet. Ameli takımda bundan sonra sürekli kadrosunda olacak oyunculardan birisi olacak. Yani şey olarak Galatasaray dışarıya gönderdiği oyunculardan çok büyük verim aldı sevgili Salih. Bir tepki var abi, hemen paylaşayım. Bekir Akıncı: abi selamlar, lütfen bunu okur musun? Galatasaray'ın başkan adaylarından Metin Öztürk'ün Nuri Şahin'le çalışacağım diye iddiaları var. Yok, bunlar sadece bir varsa lütfen başkanlıktan adaylığını çeksin. Nuri Şahin'in daha pro lisansı yok abi. Kariyerine saygı duyarım ama lisanssız olmazsa handikap demiş. Alanyaspor'un hocası da öyle. Evet. Yani hiç ya röportajlarda görüyor musun? Abi. Ben yani bu konuyla ilgili devamlı bir... Sergen Hoca da mesela lisanssız Beşiktaş'ın hocası oldu. Yani bu anlamda tahammül göstermemiz gerekiyor. Birden işte o çemberi kıramıyorsun yani. Evet. Bazı oyuncular kariyeriyle geliyorlar. Ha, ben bunun doğru yöntem olmadığını söyleyebilirim ama ülkemizde yerleşmiş bir temayül oluştu. Yani üç büyüklerde evet. oynamışsanız bu üzerinize büyük bir elbisenin hazır gelmesi anlamına da geliyor. Bülent Korkmaz da benzer şekilde geldi. Ertuğrul Sağlam geldi daha önce. Yani buna spor severlerin tahammül göstermesi lazım. Nuri Şahin yani kariyeri pik yapmış bir oyuncu yani. Evet. Futbol bilgisi üst düzeyde, belki yaş olarak pro lisans olarak yeterli olmayabilir ama sadece lisans mıdır yani? Vizyonunu koydu işte Antalyaspor'da son 10 haftada gösterdiği performansın karşılığı nedir? Nuri Şahin'in oyunculara dokunuşudur. Sadece o oyuncular daha önceki antrenörle çalışmıyor muydu yani? Aynı idmanları yapıyordu. Evet. Aynı taktik çalışmaları yapıyordu ama evet. verdiğiniz şeyler moral motivasyon anlamında da futbol bilgisi olarak da çok önemli. Evet. Çok teşekkür ediyorum Cevdet abi değerli yorumların için. Görüşmek üzere. Ben teşekkür üzere. Ediyorum. İyi selamlar, yayınlar. Saygılar. Sağ ol. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Cevdet Ünü vardı. Şimdi çok kısa bir ara. Oley.com'un sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Kazanmanın sesi, bahsin adresi. Sevgili dinleyenler, son bölümdeyiz. Son bölümde konuğumuz Oley.com editörü Orhun Alicikoğlu. Orhun Alicikoğlu ile birlikte günün maçlarını konuşacağız. Kendisi güvendiği maçlardan oluşan kuponunu bizlerle paylaşacak. Şu an hattımızda Orhun Alicikoğlu var. Orhun abi hoş geldin. Merhaba, nasılsın? Merhaba, gayet iyiyim Salim Manav. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim Orhun abi. Dün heyecan başladı, Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başladı, bugün de devam ediyor. Hafta içerisinde Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde oynanacak olan maçlar var. Bazı liglerden de oynanacak olan maçlar var, bunu da belirtelim. Söz sende Orhun abi, neler söylersin bugünün kuponuna dair? Evet, Şampiyonlar Ligi'nde dün başladı heyecan, dediğin gibi. Bugün de iki maçla devam ediyor. Özellikle evet. bu akşam çok önemli bir karşılaşma var. Atletico Madrid-Manchester City karşılaşması. Bu maçla başlayalım. İngiltere'de oynanan ilk maçta Atletico Madrid kaleye şut atamadı desek abartmış olmayız. Zaten rakamlar da ortada. 11 kişiyle kendi yarı sahalarında kaldılar. Yine de 1-0 kaybettiler. Açıkçası Simeone'nin çok da üzüldüğü bir sonuç değil bu 1-0'lık skor. Atletico Madrid bu karşılaşmada da, yani rövanş mücadelesinde de, ilk maçta olduğu gibi rakibinin temposunu düşürmeye ve olabildiğince kalesinden uzak tutmaya çalışacak City ekibini. Ama bununla beraber, yani turu geçmek istiyorsa Atletico Madrid, haliyle gol atması gerekiyor. Bu yüzden hücumda ilk maça oranla daha agresif bir Atletico Madrid görebiliriz. Defansif ağırlıklı oyunlarından ödün vermek zorunda kalacak. Dolayısıyla ve gol içinde Manchester City kalesine yüklenecek. Tabii Manchester City
bireysel yetenekli oyuncularıyla topu çok rahat bir şekilde döndürebiliyor. Artık Guardiola'nın alışılagelmiş bir oyun sistemi var İngiltere ekibinde ve çok rahat pozisyon bulabiliyorlar. Açıkçası yani daha önce hiç vermediğim bir tahmini vereceğim. Turu kim geçer, alt mı olur, karşılıklı gol var mı olur, bunu bilemiyorum, gerçekten bilemiyorum ama ben ilk golü Atletico Madrid'in atmasını bekliyorum Salim Manav. Biraz daha dediğim gibi agresif. Bir ilk şu anda, ilk golü Atletico Madrid atar. Yaklaşık 6-7 aydır bağlantı yapıyoruz. Belki de daha uzun bir süre. İlk kez böyle bir tahminde bulundum. Diğer arkadaşlarımızdan da gelmemişti. Evet, genelde biliyorsun benim favori tahminlerim karşılıklı gol var. 6-3 şeklinde gidiyor. 1-0, ama az önce de dediğim gibi yani daha agresif bir hücumda daha etkili bir Atletico Madrid bekliyorum. Ha, turu kim geçer dersen Manchester City çok daha yakın elbette ama özellikle oyunun ilk 30 dakikasında son derece üretken bir Atletico Madrid görebiliriz. Oran Olay.com'da Atletico Madrid ilk golü atarın oranı 2.65 olarak şu an için ekranımda yansıyor. Bu ilk maçımız olsun Salim Manav. İkinci maçımız da yine Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesi Liverpool-Benfica karşılaşması. Açıkçası Liverpool'da işler gayet iyi gidiyor. Her kulvarda iyi gidiyor aslında. Premier Lig'de City'nin puan kayıplarını çok iyi değerlendiriyor. Küçük bir problem oldu. İlk maçı bizlerle paylaştın. 2.65'lik oran Atletico Madrid City maçında ilk golü atar dedin. İkinci maçı konuşuyoruz. Söz sende abi. Evet, Liverpool-Benfica maçından bahsetmemiz gerekiyor. Şampiyonlar Ligi çeyrek finalin bugünkü ikinci önemli karşılaşması diyelim. Liverpool'da işlerin iyi gittiğini söylememiz mümkün her kulvarda özellikle. Yani hafta sonu City ile berabere kaldılar ama ben Liverpool'u çok beğendim. Ve son dönemde City'nin puan kayıplarını da gayet iyi değerlendiren bir ekip oldular ve hemen City'nin ensesinde yer alıyorlar. Eğer bu maçı kaybetmiş olsalardı belki mental bir düşüşte yaşayabilirlerdi. Ama öyle olmadı tabii ki. Şampiyonlar Ligi'nde de iyi giden bir Liverpool izliyoruz Salim Manav. İlk maçta Benfica'yı deplasmanda 3-1 mağlup etmişlerdi ve tur için ciddi bir avantaj yakaladılar. Evet. Bu maçta skor avantajını da elinde bulunduran Liverpool'un rahat çıkacağı bir maç olacaktır ve bu noktada hücum zenginliğini ortaya koymasını bekliyorum ben Liverpool'un. Gerçekten çok önemli hücum silahları var zaten hepimizin bildiği gibi. Tabii Benfica ise ligde Belenenses karşısında 3-1'lik bir galibiyet aldı hafta sonu ve aslında bu maçın hücum provasını da yapmış oldular. İşleri zor olacak çünkü Benfica'nın mevcut savunmasıyla Liverpool gibi bir takıma direnç göstermesinin çok zor olduğunu düşünüyorum. Ben Liverpool'un Benfica karşısında handikaplı kazanarak yarı finale çıkmasını bekliyorum Salim Manav. Liverpool handikaplı kazanırın oranı Olay.com'da şu an için 1.59 olarak ekranımda yansıyor. Şampiyonlar Ligi'nde günün iki maçına dair yorumlarım bu şekildeydi. Şimdi Danimarka'da şampiyonluk grubu maçları var Salim Manav. Yine bugün oynanacak Randers Midtjylland karşılaşmasıyla devam edelim. Playoff'lara son şampiyon Brøndby'yi yenerek başlamıştı ev sahibi Randers. Devamında da çok erken iki golle geriye düştüğü Aalborg mücadelesinden eli boş ayrıldı. Konferans Ligi'nde de yer aldıkları sezonda kendilerine ilk 6'da yer bularak önemli bir iş başardığını söyleyebiliriz Rangers'ın. Midtjylland ise Kopenhag deplasmanında yenildi ve şampiyonluk yarışına ciddi bir şekilde dahil olma şansını da kaçırdı. Şampiyonluk şanslarını çok zora soktuklarını söylemek lazım. Tabii ki de elbette şansları var. Artık kazanmaları dışında Kopenhag'ın da seri kayıplarını beklemek zorundalar. Rangers'ın son resmi maçlarına baktığımızda hücumda problemler yaşadığı görülüyor. Bir gol problemi olduğu açıkça ortada. Midtjylland'da ise rakibine nazaran daha iyi bir hücum performansı gösteriyor. Midtjylland özellikle deplasmanlarda daha dengeli bir oyun sergiliyor ve puan almakta zorlanmıyor. İki takımı aynı kefeye koyduğumuzda konuk ekip Midtjylland'ın bir adım önde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz Salim Manav.
Ben kazanmak zorunda olduğu için Rangers'ın artık konferans liginde yer alma noktasını garantilediği için Midtjylland'ın bu deplasmanda kazanmasını bekliyorum. Oran da gayet cazip aslında, 1.86. Sürpriz kupon arayanlar değerlendirebilir. İdeal kupon arayanlar bu maçı değerlendirebilir. Midtjylland'ın galibiyetini bekliyorum. Kuponu toparlayacak olursak, Şampiyonlar Ligi'nde bugün iki maç var. Atletico Madrid Manchester City karşılaşmasında ilk golü ev sahibi Atletico Madrid atar dedim. 2.45 oranı var. Liverpool Benfica karşılaşmasında Liverpool'un handikaplı kazanmasını bekliyorum. Oran 1.59 ve Rangers Midtjylland karşılaşmasında deplasman ekibi Midtjylland'ın kazanmasını bekliyorum. Oran 1.86. Toplam oransa 7.83 olarak şu an için ekranımda yansıyor Salim bana. Orhun abi çok teşekkür ederim değerli yorumların için. Yarın oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi ile ilgili yorumlarım var mı? Tabii şimdi orada önemli takımlar da var. Evet. Yani Barcelona gibi, Atalanta, Leipzig gibi şampiyonluğun önemli adayları söz konusu. Tabii burada ön plana çıkan Barcelona-Frankfurt maçı, bahis üzerinden gidecek olursak. Barcelona'nın ben rahat bir şekilde Frankfurt önünde kazanmasını bekliyorum. Bunu söyleyebiliriz. Onun dışında Lyon-West Ham karşılaşması var. Değerlendirilmeye müsait bir karşılaşma. Rangers-Braga karşılaşmasında da iki ekip arasında Portekiz'de oynanan mücadele vardı ve Braga tek golle kazanmıştı. Takımlar fazla pozisyon üretemedi bu karşılaşmada. Rangers'ın en önemli gol silahlarından Morelos'u kullanamadığını da belirtmek lazım o karşılaşmada. Ben bu karşılaşmada 2.5 altını önerebilirim. Tabii eşleşmelerin en seyir zevki yüksek karşılaşmalarından biri Atalanta-Leipzig mücadelesi olacak. Atalanta ilk maçta öne geçse de skoru koruyamamıştı. Çok sayıda pozisyon ürettiler deplasmanda olmalarına karşın. Leipzig ise Tedesco yönetiminde kendini buldu diyebiliriz. Sergiledikleri performans son derece iyi. Hızlı, tempolu ve keyifli bir karşılaşma olmasını bekliyorum. Ve bu karşılaşmada da karşılıklı gol var, denenebilir diyelim Salim bana. Onun dışında Lyon-West Ham mücadelesi var, eğer yanlış hatırlamıyorsam. İlk maç 1-1 sona ermişti. Lyon Fransa'da oynanacak mücadele. İlk maçta West Ham maçın ikinci yarısını 10 kişi oynamıştı. Lyon karşılaşmada %70'in üstünde topla oynamasına rağmen kazanamadı. Fransız ekibi adına skor kötü değil, ancak 10 kişi kalan rakibine karşı daha avantajlı sonuç alınabilirdi. Açıkçası temposu çok gitgelli bir maç bekliyorum ben. Lyon'a karşı ilk maçta olduğu gibi topu verebilir West Ham United. Rövanş karşılaşmasının daha az gollü geçmesi oldukça muhtemel. Bu karşılaşmada da 2.5 altı yine idealmiş gibi gözüküyor. Şu an için oran 1.69 olay.com'da. Keyifli maçlar var. Tabii yarın diğer editör arkadaşlarımız daha detaylı bir şekilde aktarım yapıp yorumlamalar yapabilir. Bu şekilde özetleyebilirim. Çok teşekkür ederim abi değerli yorumların için. Çok çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Görüşmek üzere. Hoşça kal abi. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz olay.com editörü Orhun Alicikoğlu'ydu. Orhun Alicikoğlu'yla birlikte günün öne çıkan maçlarını konuştuk. Sizlerden gelen sorular var. Yusuf Cengiz Aneroğlu yazmış. Merhaba, bence Mesut'un kadro dışı bırakılması konusunda büyük bir yanılgı içinde Fenerbahçe. Doğru kullanılırsa efsane olacaktır Mesut Özil. Mesut Özil için zeki bir forvet gerekiyor. Adam oyun kuruyor, gol atıyor ama mesela verkaç yapıp takım oyunu yapamıyor. Verdiği pas, güzel paslar ama oyun yapamıyor. 8 gol 3 asistle oynadı. Bu adam kim asist yapsa top mutlaka boşa çıkıyor. Mesut'un iyi oynaması için iyi bir kadro gerekiyor. Zeki bir forvet gerekiyor. Bitirici ve pas yapan bir takım olması gerekiyor. Seri paslar Fenerbahçe'de böyle bir durumda yok ama buna rağmen takımın en çok gol atan ikinci ismi Mesut Özil. Yani çöp dediğinizde yine takımda
fazla ilk 11 oynamamasına rağmen güzel bir istatistik yakalamış bir adam. Bir de Löw gelirse çok büyük katkı sağlar demiş. Mesut Özil yorumunu bu şekilde dile getirmiş. Mesajı yazan arkadaşımız Yusuf Cengizhan Eroğlu. Sizlerden gelen soruları kontrol edip bitireceğim. Kim Min-jae ile ilgili gelişme yaşandı. Ajans Spor'dan haberin detaylarını okuyabilirsiniz. İngiltere Premier Lig takımı Everton'ın yetkilileri Fenerbahçe Galatasaray derbisini takip ettiler. Kim Min-jae'yi izlediler bu maçta. Kim Min-jae ile ilgili karşılaşma sonucunda olumlu rapor sundular. Oyuncu şu anda oyuncuyla ilgili şu anda raporlar sunuldu. Bu raporlar olumlu. Bu sezon Everton yetkililerinin kimi izlediği ikinci maç, Beşiktaş derbisini de izlemişlerdi. Hatırlanacağı üzere sezonun ilk yarısında oynanan Beşiktaş derbisi 2-2 eşitlikle sona ermişti. Bunu belirtelim. Şimdi yayınımızı bitiriyoruz. Bugün çarşamba. Çarşamba günleri Radyo Spor'da 13-14 arasında sevgili dinleyenler, Atilla Türker ve Mert Elam Markaş programında sizlerle birlikte oluyorlar. Ben şimdi mikrofonları onlara emanet ediyorum. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın. 13.com Salim Manav'la Anadolu Ateşi'ni sundu. Kazanmanın sesi, bahsin adresi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.